Kısa bir süre önce Kocaeli'nin Körfez Belediyesi tarafından açılan Cevher Dudayev Parkı, Çeçenistan'ı ve Çeçen lider Ramazan Kadirov'u ayağa kaldırmıştı. Rusya'ya karşı savaşan ve Çeçen İçkerya Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Dudayev'i terörist olarak tanımlayan Kadirov kişisel sosyal medya hesabından Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adeta ateş püskürmüştü. Türkiye'yi teröristlere arka çıkmakta suçlayan Kadirov, açılan bu parka misilleme yapma hazırlığı içerisinde olduğunu ve bir parka terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın adının verilebileceğini söylemişti. Azerbaycan basınında Kadirov'un neden böyle bir tepki verdiğine ve Kremlin'den gelen bir sinyalle açıklama yapıp yapmadığına dair Rus düzeninin Türk korkuları başlıklı bir analiz yayınlandı. Siyasi analist Nurani'ye göre Çeçenistan lideri ve kendi deyimiyle Putin'in piyadesi Ramazan Kadirov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saldırarak daha önce yaptıklarını bir kez daha tekrarladı. Ramazan Kadirov, 2004'te suikaste uğrayan Çeçenya Cumhurbaşkanı Ahmet Kadirov'un oğludur. İlk Çeçen Savaşı'nda 1994-96 yıllarında gerilla lideriydi. 1999 yılında babasıyla birlikte taraf değiştirerek 2. Savaş'ta Rus kuvvetlerine katıldı. 2004 yılında Çeçenistan'ın başbakan yardımcısı seçildi. 2007'de Çeçenistan Cumhurbaşkanı oldu. Kadirov, Çeçenya'yı acımasızca yönetti. Çok sayıda insan hakları ihlali ve muhalifleri öldürmekle suçlandı. Kadirov, babasının öldürülmesinin intikamını nasıl alacağına ilişkin bir soruya yanıt olarak şunları söyledi. Öldürmem gereken kişiyi çoktan öldürdüm ve onun arkasından kalanları ben öldürülene ya da hapse atılana kadar hepsini öldüreceğim. Yaşadığım sürece onları öldüreceğim. Putin muhteşem. Çeçenya'yı diğer cumhuriyetlerden daha fazla düşünüyor. Babam öldürüldüğünde Putin geldi ve bizzat mezarlığa gitti. Putin savaşı durdurdu. Putin ömür boyu başkan olmalı. Rus basınında açıklandığı üzere 10 Aralık'ta Kocaeli'nin Körfez Belediyesi tarafından Çeçenya'nın bağımsızlığını ilan eden ilk Cumhurbaşkanı Cevher Dudayev'in adını taşıyan bir park açıldı. Ayrıca açılışta konuşan yerel yetkililerin temsilcileri Dudayev'i özgürlük mücadelesinin sembolü olarak nitelendirdi. Ramazan Kadirov bundan pek hoşlanmadı ve TG kanalında Türk makamlarını teröristleri barındırmakla suçladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a açıkça sesleniyorum. Kararınızı verin. Ya teröristleri alenen destekleyen bir devlet statüsü alırsınız ya da Rusya Federasyonu'yla şeffaf ve dürüst ilişkileri arkasından inançlarınızı değiştirmeden savunursunuz, dedi. Kadirov, bizim açımızdan Türk hapishanelerinden birinde müebbet hapis cezasını çeken Kürdistan İşçi Partisi'nin kurucusu Abdullah Öcalan'ın adını Grozny'de ölümsüzleştirmek oldukça mantıklı ve siyasi olarak tam karşılık olur, diye konuştu. Tabii ki burada Kadirov'a, Türkiye dahil birçok ülkede siyasi cinayetler suçlamasıyla gözaltına alınanların kendi piyadeleri olduğunu hatırlatmak gerekir. Bu nedenle teröristlerin himayesi konusunda yüksek sesle açıklama yapmaktan kaçınsa iyi olur. Hele de Grozny'deki parka, PKK terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan'ın adının verilmesi vaadinin arka planına karşı. Kadirov'un Kremlin için büyük bir sorun teşkil ettiğini söylüyorlar. Rusya için şimdi hem açıklamalarını reddetmek hem de Türk makamlarına memnuniyetsizliği ifade etmek gerektiğinde elbette ironik olabilir. Rusya Devlet Başkanı basın sözcüsü Dmitri Peskov, Moskova'nın itirazını Ankara'nın dikkatine sunduğunu belirterek gazetecilere, Çeçen lider Ramazan Kadirov'un bu olaya tepkisinin oldukça açıklayıcı olduğunu söyledi. Peskov, bu Rus bölgesini kontrol etmeye çalışan teröristler tarafından başlatılan ve kışkırtılan bir savaşı atlatan Rus bölgesinin başkanının çok duygusal ama açıklanabilir bir tepkisi, dedi. Bu teröristlerin liderlerinin Dudayev olduğunu yineledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı çok daha sertti. Maria Zakharova'ya göre Çeçen ayrılıkçıların lideri, bağımsızlığını ilan eden Çeçen İçkerya Cumhuriyeti Devlet Başkanı Cevher Dudayev'in adını taşıyan bir parkın Türkiye'de açılması, Rusya-Türkiye ilişkilerinin ruhuna ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine aykırıdır ve Ankara bu sinyalleri çok ciddiye alacaktır. Moskova bunu umuyor, dedi. Maria Zakharova'ya göre Cevher Dudayev'in adını ölümsüzleştirme girişimleri kabul edilemez ve elbette tüm uluslararası toplum tarafından en kararlı kınama gerektiriyor. Burada birleşmeliyiz. Karşılıklı yarar sağlayan işbirliği de dahil olmak üzere Rus-Türk ilişkilerinin ruhuyla doğrudan çelişiyorlar. Ancak şimdi Kadirov'un sözlerinin gerçekten sadece duygusal bir tepkiyi temsil etmesi pek olası değil. Ve Dudayev zamanında merhum babasının hangi tarafta olduğu o kadar önemli değil. Putin'in piyadesi Kremlin'den gelen bir sinyal olmadan Erdoğan'la karşı karşıya gelemez veya Kremlin buna müsaade etmez. Özellikle Moskova ile Ankara arasındaki özel ilişki düşünüldüğünde.
Ve burada her şeyden önce Ukrayna tarafından gelen haberler bu açıklama için makul miktarda malzeme veriyor. Açıklamanın arifesinde Rus medyası sansasyonel haberi yaydı. Türkiye, Donbas'taki NATO operasyonuna katılabilir ve muhtemelen buna öncülük edebilir. Her durumda gazeteciler Batı'nın NATO hızlı tepki gücüne ve müşterek operasyonel yüksek hazırlık grubuna dayanan özel bir askeri birimin 35-40 bin kişilik transferinin farkına vardılar. NATO üyeleri sırayla VJTF'ye komuta ediyor ve 2021'de Türkiye'ye komuta ediyor. Elbette bu sızıntılara inanabilir veya inanmayabilirsiniz. Ancak Ankara'da Rusya Federasyonu ile iyi ilişkiler uğruna Ukrayna ile ilişkileri feda etmeyeceklerini oldukça resmi olarak uyardılar. Uluslararası Güvenlik Akademisi'nin video konferans yoluyla düzenlediği bir toplantıda konuşan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kremlin'e etkileyici bir soğuk duş aldırdı. Rusya-Ukrayna ve Rusya-NATO çatışması tehlikeli boyutlara ulaştı. Rusya ile kapsamlı bir ilişkimizin olması, Ukrayna ile ilişkilerimizi ve yakın ilişkilerimizi göz ardı edeceğimiz anlamına gelmiyor, dedi. Bayraktar'ın Ukrayna'ya ikmal edilmesi, Türkiye'nin Kırım Tatarlarının durumuna yakın ilgi göstermesi ve Ankara'nın Kırım'ın ilhakını tanımadığına dair tekrarlanan açıklamaları karşısında Çavuşoğlu'nun sözleri net bir şekilde okunuyor. Özellikle Türkiye'nin Karadeniz'de ve böyle bir konuda oynadığı rol düşünüldüğünde. Ama belki de başka bir haber bu açıklama için malzeme sağlıyor. Anadolu'ya göre GZT'nin Türkçe baskısının editörleri Nazgül Kenzetay ve Emin Karaçak çekimler sırasında gözaltına alındı. Belirtildiği gibi Rusya'daki Türk topluluklarının hayatı hakkında bir belgesel çektiler. Gazeteciler 16 Aralık'ta gözaltına alındı, eşyalarına el konuldu. Görüntüler imha edildi. Gazeteciler sınır dışı edilmeli ancak 16-24 Aralık tarihleri arasında yabancı vatandaşlar için Abakan Geçici Gözaltı Merkezi'nde tutuldular. Son raporlara göre mahkeme onları serbest bırakmaya karar verdi ve gazetecilerin büyük olasılıkla Rusya Federasyonu'nu kendi başlarına terk etmelerine izin verilecek. Ancak aşırılıkçılığa, casusluk suçlamalarına ve İslam'ın yayılmasına karşı Hakasların Türk ama Müslüman olmamasına rağmen E-Merkezi çalışanları tarafından gözaltına alınmaları gerçeği ve son olarak Türk gazetecilerin Rus karşıtı propaganda yürüttükleri ve Türk halklarının Rus liderliği altında zor koşullarda yaşadığını göstermeye çalıştıkları iddiaları, tüm bunlar Kadirov'un açıklamaları için makul miktarda gerekçe sağlıyor. Ayrıca Kenzetay ve Karaçak, Altay ve Yakut da zaten gözaltına alınmıştı. Doğru, o zaman para cezasını ödedikten sonra serbest bırakıldılar. Ancak işler ciddi bir hal aldı ve bu olay MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunduğu Türk dünyası haritasına Rus kurumunun ne kadar gergin tepki verdiğini şimdiden hatırlamak için bir neden. Hatırladığımız kadarıyla Türk dilini bilen, uzun süre Türkiye'de çalışan ve görünüşe göre Türk siyasi yönünden sorumlu gayri resmi bir kişi olan Dmitri Peskov, bu haritanın görünümü hakkında yaptığı yorumda Ankara'nın Türk dünyasının fikirlerini beslemesini normal karşıladı ve ardından şunları ekledi. Pişman olabileceğim tek şey, haritada Türk dünyasının merkezinde hala büyük bir kızıl yıldız olmaması. Türkiye'de değil, Rusya Federasyonu topraklarında, Altay'da, her Türk için geldikleri o kutsal yerde. Bir Türkolog olarak şunu söylüyorum. Ancak Türk gazetecilerin Hakasya'da tutuklanmasının da gösterdiği gibi, belki de bu, Kazan Üniversitesi Rektörü Gafurov'un aşırıcılıkla değil, bir siyasi cinayete karışmakla suçlandığından dolayı tutuklanmasının aynı zincirin bir halkası olduğuna dair kanıt değildir. Ruslar siyasi cinayetlerin peşinde değil, ayrılıkçıların izini sürüyor. Ancak Rusya Federasyonu görünüşe göre dağılma süreçlerinin gerçek riskinin farkına varmaya başladılar bile. Her halükarda yaklaşık bir hafta önce Çekis gününde özel servislerdeki eski meslektaşlarını tebrik eden Putin, aşırılıkçılığı Rusya'nın birliğine ana tehdit olarak nitelendirdi. Yakın zamana kadar Kuzey Kafkasya burada en huzursuz bölge olarak kabul ediliyordu. Ancak şimdi görünüşe göre ilgi odağı zaten Türkçe konuşulan bölgelerde. Ama mesele şu ki Rusya'nın birliğini korumanın en güvenilir yolu baskı değildir.